Peki e, 1500 küsur yataklardan bahsediyoruz, yüksek teknolojiden bahsediyoruz, konforlu bir alandan bahsediyoruz. E, çalışanlardan da biraz belki bahsetmek lazım. E, hasta danışmanı çok güzel karşılıyor karşıladınız. PPP yani kamu özel ortaklığı olmasının bunlarda da önemli etkenleri herhalde evet. var ki ama hocam biz teknolojileri yapıyoruz. Lüks hastaneler kuruyoruz. Ee, çalışan kaynağı açısından, insan kaynağı açısından ne durumdayız? O teknolojiyi yönetebilecek, o hasta potansiyelini yönetilecek yetkin sağlık çalışanların ihtiyacımız var. Elbet var ama eksik olabilir miyiz acaba biraz bu konuda? Ya esasında insan planlaması çok önemli tabii bu tür büyük yapılarda. Ee, biz e, insan planlamasını özellikle sağlıkçı anlamında 2007'ye kadar çok iyi yaptığımız söylenemez. 2007'den sonra özellikle e, Cumhurbaşkanlığı değişiminden sonra sağlık personeliyle ilgili planlama daha iyi yapılır hale geldi. Tabi bunların e, sisteme dahil olup da hizmete başlamaları bir süreç alıyor. Özellikle hekimler için söylüyorum. E, şu anda e, o aşamayı yavaş yavaş geçiyor geçiyoruz. Çünkü 2007'de e, tıp faktörleri 5 bin kişi mezun veriyordu. Şu anda 12 bin kadar sayı artmış durumda. Daha da artacak bu. E, esasında yetenek anlamında Bilgi anlamında personelimiz var ama bunların sayı anlamında da yeterli hale gelecek bir sene içine düşünüyorum. Ee, tabii bu hastaneleri kuruyoruz çok zor, kuruluşları da çok zor, ee, İşletmeyi almaları da çok zor ama e, ruhu ruhu dediğimiz, kültürü dediğimiz olay bir süre sonra gerçekleşecektir. Bedeni oluşturduk şimdi ruhunu oluşturuyoruz inşallah çok daha iyi olacak çünkü e, yaş yaşayan canlılar gibi düşünmek lazım hastaneleri. E, onu da iyi hale getiriyor arkadaşlar. İnşallah İstanbul'da da 2 sene içinde biz bunu başlatmış olacağız. Şimdi o hastaneyi yönetmek dünyanın en zor işlerinden biridir bu. E fena değil e, hastane zor bir yönetim e, Zor bir yönetim evet. e, birçok dinamiği var farklı hocam. Peki, aslında insan gücünden bahsettik, tıp fakültelerinden bahsettik ama ah, hemen girmişken o konuya da devam edelim. Ee, bizim sağlık sistemimizin yükünü en çok hekimler mi çekiyor? Biz hastalandığımızda, sağlık problemi olduğumuzda belki evet. son çare elbette ki hekim olabilir ama hekimlerin üzerinde hem iş baskısı var evet. e, hem de e, Sağlık Bakanlığı'ndan belki dönem dönem yani sizler tarafından da baskı olabiliyor çünkü nihayetinde hekimin hizmeti, değerlendiriliyor. Evet. Diğer yerlerin değerlendirilmesi, diğer alanların değerlendirilmesi oranı daha düşük e, ve hekime çok fazla destek yardımcı elemana ihtiyacımız var bizim. E, hemşireler, ebeler, diğer sağlık parişanları e, hekime nasıl destek oluyor? Hekim yükünü nasıl azaltacağız? Çünkü hekim kaynağımız da az diyoruz. Tamam yetişiyor ama oradan biraz e, yükünü almak lazım gibi geliyor hekimlerin. Şimdi şöyle bir şey var. E... Biz esasında bir mucizeyi gerçekleştirdik sağlık çalışanları ve yönetimcileri olarak siyasi destekle. O nedir? Ee, esas sayısal anlamda yeterli olmayan bir sağlık ekibiyle bir sağlıkta dönüşüm denen gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün mucizevi olduğunu gördüğü bir devrim gerçekleştirildi. Ve hastanın sağ, sağlıkçıya ulaşımı oranı e, ikilerden 8-9'lara çıktı senede. Ee, ama bunu e, gerçekten hekimin, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle yaptık. Ve hekim e, gerçekten çok çalışkan, e, kendi hayatından çok, özel hayatından çok e, hastanın hayatını, hast sağlığa hizmeti önemseyen bir meslek grubu. Hemşireler de öyle, sağlıkçıların geneli özverili insanlar. Öyle olunca da gerçekten hekimlik anlamında çok büyük bir özveriyle bunlar yapıldı. Ve hekimin, bugün e, Türkiye'deki hekimin yaptığı iş, Anlamında dünyada örneği yok. Tabii. Şimdi biz e, sağlık sisteminde genelde geçmişte hep hekimin çevresinde e, sağlık sistemini yönetmeye çalıştık. Bu 1920'lerden başladı. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz e, belediye hekimliği vardı. Sonra e, bir hastanecilik başladı. Hastanecilikte yine hekim her şeyi yönetmeye çalıştı. Biz hekime çok yüklendik. Neyle yüklendik? İşte hastaneyi yönettik, çarşafı yönettik, ameliyathaneyi yönettik. Halbuki bizim hekim en çok tedavi yönetmesini sağlatmamız lazım. Yani hekim kağıt işiyle, ıvır e, zıvırla uğraşmaması lazım. Hastasıyla uğraşması lazım. Bu konuda sağlıkla dönüşümle biraz hekimi işte sekreteresi olmaya çalıştıyor veri girişçiler sağlatmaya çalıştık. Ama sağlık hizmeti anlamında da hekimin bazı iş, üstündeki iş yüklerini e, diğer sağlık çalışanlarına aktarmamız gerekiyor. Hemşire hanımlara, işte paramediklere, laboratuvardaki insanlara, fizyoterapistlere Bunlara biraz daha yetki anlamında hekimin gerçekten tedavi yönetme bazında onlarla da iş bölümü yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bu da biraz arttırıldı. Bir hemşire kanunu çıkarıldı. Hı hı. E, yavaş yavaş olacaktır. Tabii e, şunu çabuk bekliyoruz biz Türk toplumu olarak. Hemen olsun, hemen olsun. Bu bir mantık değişimidir. Mantık değişimi bazen zor, bazen tutucu tarafları olabilir. Ama gerçekten hekimimizi sadece hastanın tedavisine ve hastanın yönetimine yaptıtmamız gerekiyor. Bugün heşkime şartname yazdırmamıza gerek yok. işte şöyle yapmamıza gerek yok. Ameliyathanedeki cihazı yönetmesine gerek yok. Onu teknik biyomedikalci yönetmesi lazım. İşte servisteki yatağın organizasyonunu, boşluğunu, doluluğunu oradaki sağlık bakımcıları yönetmesi lazım. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler ve yavaş yavaş da oluyor. Özellikle kalite standartlarıyla bunlar daha belirgin hale geldi. Bu geçiş süreçleridir. Esasında bir sağlıklı dönüşümü yaptık. Şimdi de sağlıkta kaliteyi ve gelişmesini ve iyi sağlık, kaliteli sağlık sunmaya devam etmeye çalışıyoruz. Ama sağlık sistemimiz gerçekten hekimin üstünde lokomotifi o sonuçta. Yani ne yaparsanız yapın, ne nasıl planlama yaparsanız yapın, bir sağlık sistemi lokomotifi hekimliktir. Ama hekimi Hekim olmadan, tedaviye odaklı hale getirmemiz lazım. Hı. Hastanın ee, sadece tedavisini yönetmesini e, temin etmemiz lazım. E, başka işlerle meşgul etmemiz lazım.